nasılsınız? Abi iyi akşamlar, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, iyi gördük sizleri. İyiyiz. Aile yemeği sanıyorum. Dostlarımızla buluştuk. Mucize 2 geliyor abi. Önümüzdeki hafta bir olacak. Yapacaksınız bununla ilgili. Çalışmalar devam ediyor. Yapacağız, bildireceğiz size. Gelişmeleri eğer takip ederseniz biz de size gerekli açıklamayı yaparız. Her yakın zaman takipinizdeyiz ama. Teşekkür ediyorum. Sahneleri özlediğinizi de söylemiştiniz abi. Bir dönüş var mı? Bir sürpriz olur mu? Önce şu film işini bir çözeyim. Bu yıl yapacağım proje. Sonrasında bakacağım ama bu aralar çok dinlenilmeye başladım. Evet, özledim sahneleri. Çünkü alkış sesinle, insanların sevgisinden inanın bana kimse kolay kolay vazgeçmez. Bir de ekonomik anlamda da sahne çok daha filmlerin çok ötesinde. Ama film çektiğim için de mutluyum. Bugün ülkenin dört bir yanında bu filmleri insanlar izliyorlar. Beğeniyorlar. Elimden geldiğince güzel filmler yapmaya çalışacağım. Yine sosyal konulara gireceğiz. Bir önceki kadroya sadık kalınacak zannediyorum. Mucize'de. Hemen hemen. Ama daha farklı sürprizlerimiz olacak. Amerika'da uzun bir zaman kaldınız abi. Sanıyorum oradan yeni projeler çıktı. Bir taraftan onu takip ediyoruz biz. Size iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Nurdin Hanım'la bir dizi projesi haberi var. Kim? Doğru mu? Nurdin Yeşilçay'la bir dizi projesinde yer alacağız. Bana çocuklar film yaparsam biraz zor olur. Çünkü eğer bu yıl sinema filmi yaparsam diziyle ilgili evet konuştuğumuz doğrudur. Hatta bu teklifler 12-13 yıldır geliyordu. Hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım onu zaman gösterecek ama öncelikle benim hayatım hep film olacak. Mutlaka. Bu arada müzik dünyasının içler acısı olduğunu söylemiştiniz ama evet. Dönerseniz o içler acısı durumu düzeltme gibi bir şeyiniz olur mu? Orhan abi çok çalıştı konuyla ilgili çünkü. Ya Orhan abinin yıllardır müzik endüstrisine büyük hizmetleri var. Gerçekten biz bunu hep gördük, şahidiz. Ama 17 yıldır bu telif yasası bir türlü çıkmadı. Ha çıktı aslında ama tam uygulanmıyor, eksikleri var. Oysa Türkiye'de internet yasası bir gecede çıktı ya. Ve biraz da aslında devletin bu konuda Orhan abi dinlemesi lazım. Madem bu kadar Orhan abi seviliyor, bundan sonraki yeni kuşaklara, genç kuşaklara, emeği olan bütün sanatçılara, üretenlere devletin saygılı olması gerekiyor. Çünkü dünyanın bütün uygulama ülkelerinde telif yasası yıllardır var. Ama biz de siyasetçiler maalesef bu telif yasasından korkuyorlar. Ama bu ülkede sanatçılar hep ötekileştirildi. Özellikle maddi anlamda. Ya üretiyorsun, emeğinin karşılığını almak istiyorsun. Bunu bir türlü görmediler. Ve müzik endüstrisi benim gördüğüm en kötü dönemi yaşıyor şu anda. Bu konuda umarım her şey düzelir, çözülür. Sanatçılar kendi emekleriyle, kazandıklarıyla albüm yapıyorlar şu an. Ne kadar aslında işler acısı bir durum ama. Diğer yandan sadece müzik endüstrisi için değil. Telif yasası hayatın birçok alanında geçerli. Yani sadece bu besteciler için geçerli olan bir şey değil ki. Ve günümüzde artık sizin döneminizde olduğu gibi uzun uzun albümler değil, tekli single'lar yapılıyor artık. Onu çok takip edemiyorum çünkü bayağı koptum ben. Birçok sinema olunca hayatımda. Takip etmeye çalıştığım kadar çok başarılı işler de var. Ama hiçbirisi emeğinin karşılığını almıyor. Üzücü olan o. Sinema demişken oğlunuz Mahmut Amerika'da. Siz onun filmini eğer çağırırsa seve seve oynarım demiştiniz ama sizin filminizde Mahmut'un bir rolü olacak mı? Rolü derken bir eli, parmağı, tuzu, biberi. Ya bilmiyorum, onu mezun olacak bu yıl. Dünyanın en önemli üniversitelerden birinden mezun oluyor bu yıl. Oraya da yerleşti. Onunla arkadaş gibiyiz. Yıllardır hep sizlerden onu sakladım. Kendi yolunu buldu. Gerçekten hem babasına yakışır hem de ülkesine yakışır bir çocuk oldu. Ben de çok önemli, o daha küçük. Çok önemli işler yapacağına eminim ben Mahmut'un. Oturmasıyla kalkmasıyla tam istediğim gibi oldu. Hakikaten artık bundan sonra sadece onun
ne yapmak istediğini kendisi karar verecek. Ben sadece bana düşen onu eğitmekti. Bu konuda sizden uzak tutmaktır. Bunları hepsini başardım. Hadi görüşürüz. Yeter çocuklar. Çok teşekkür ederim. Tamam, biz vedalaşalım.